günaydın. Bugün 17 Kasım Pazartesi, TRT Türk'te gündem programıyla karşınızdayız. Basından gündem başlıkları hem de gün içerisinde Türkiye'de hangi haberler ön plana çıkacak? Gece yaşanan son gelişmeler neydi? Az sonra bunları başlıklar halinde ele alacağız ve hemen ardından da özellikle uluslararası politikada Türkiye'yi yakından ilgilendiren konuları Galatasaray Üniversitesi'nden öğretim görevlisi doçent doktor Ali Faik Demir'le irdeleyeceğiz ekranlarda. Ama önce gündemin başlıklarına bir bakalım, hangi konular ön plana çıkıyor ve gece Türkiye uyurken hangi gelişmeler yaşandı uluslararası alanda ve Türkiye'de, bunlara kısaca bir göz atacağız. Evet, Ankara'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Türk-Amerikan Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı James Jones'u Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edecek. Aslında bu hafta Türk-Amerikan ilişkileri açısından oldukça hareketli bir hafta olacak. Hafta sonuna doğru Perşembe günü Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden gece saatlerinde Türkiye'de olacak ve İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Tabii ki bu görüşmenin en önemli gündem maddesini Suriye'de yaşanan gelişmeler oluşturacak. Geçelim Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek'in gündemine. Amerika ile ilişkilerde önemli bir hafta demiştik. Bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Ankara Büyükelçisi John Bass'ı kabul edecek. Eylül ayında Amerikan Senatosu tarafından Türkiye'ye gönderilmesi onaylanmıştı John Bass'ın. Geçen ayda 20 Ekim günü de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunmuştu Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Ankara Büyükelçisi. Başbakan Ahmet Davutoğlu'na geçelim şimdi de. G20 zirvesi için Avustralya'daydı Başbakan Davutoğlu ve buradaki temaslarını tamamladı. Bugün Türkiye saatiyle 6 civarında Filipinler'deydi. Filipinlerin başkenti Manila'da ev sahibi ülkenin devlet başkanı Aquino tarafından resmi törenle karşılandı. Şu sıralarda Aquino ve Başbakan Davutoğlu ikili görüşme yapıyorlar. Ardından bir basın toplantısı düzenleyecekler. Başbakan Davutoğlu'nun Filipinler'de TİKA'nın desteğiyle orada bir okula yapılan yardımlar var. O okulu ziyaret edecek. Ardından da yine bölgedeki temaslarını, ziyaretlerini sürdürecek Başbakan Davutoğlu. Bugün Ankara'nın gündeminde bir başka konu da Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın çözüm süreci konusunda yapacağı görüşme olacak. Halkların Demokratik Partisi'nden bir heyet, İmralı'ya gidip gelen heyet, bugün Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'la görüşecek. Bu görüşmede hem İmralı'ya yapılacak bundan sonraki ziyaretin tarihi üzerinde bir uzlaşma aranacak, hem de İmralı'ya gidecek heyetin genişletilmesi söz konusu. Bu heyetin 3 kişiden 5 kişiye çıkarılabileceği ve Hatip Dicle'nin de heyete katılabileceği yönünde bilgiler vardı. Evet, geçelim Türkiye uyurken dünyada ve Türkiye'de yine hangi gelişmeler yaşandı? Son haberler ne? Son haberler köşesinde özellikle Romanya'da dün yapılan devlet başkanlığı seçiminin sonuçları dikkat çekiyor. Romanya'da ilk turu 2 Kasım'da yapılan seçimde Başbakan Victor Ponta önde çıkmıştı. Ancak ikinci turda Victor Ponta'ya gösterilen tepkiler rakibi Klaus Iohannis'in yararına, avantajına bir durum yarattı. Resmi olmayan sonuçlara göre Alman etnik kökenli olarak belirtilen Klaus Iohannis oyların %54'ünü almış ve Romanya devlet başkanı seçilmiş durumda. Günün ilerleyen saatlerinde Romanya'dan seçim sonuçlarına ilişkin resmi bir açıklama bekleniyor. Geçelim Suriye'ye. Suriye'de IŞİD terör örgütü 5. infazını gerçekleştirdi batılı ülkelerin vatandaşlarına yönelik olarak. Peter Kasik 2013 yılında Deir ez-Zor'a giderken yardım görevlisi olarak IŞİD'in eline düşmüş, ardından Müslüman olmuş ve Abdülrahman ismini almıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama IŞİD tarafından infaz edilen Abdülrahman Kasik'in ile ilgili bir mesaj yayınladı G20 zirvesinden ülkesine dönüşü sırasında ve ismini de Abdülrahman olarak telaffuz etti Amerikan Başkanı. Şeytani bir eylem olarak niteledi bir kez daha IŞİD'in gerçekleştirdiği infazı Amerikan Başkanı.
Dün ayrıca pazar günü Körfez İşbirliği Konseyi'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da sürpriz bir toplantısı vardı ve burada sürpriz gelişmeler yaşandı diyebiliriz. Geçtiğimiz Mart ayında Katar'la diğer Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkeler arasında bazı gruplara yönelik destek açıklamaları nedeniyle anlaşmazlıklar yaşanmış. Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri Katar'daki büyükelçilerini geri çekmişlerdi. İşte bu konudaki uzlaşma sağlandı. Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkeler Katar'la yeni bir sayfa açmaya karar verdiler. Kısa süre içerisinde de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn bu ülkeye, Katar'a yeniden büyükelçilerini gönderecekler. Bir ekonomi haberi son dakika gelişmesi var. Japonya'da 3. çeyrekte açıklanan veriler Japon ekonomisinin resesyona girdiğini gösteriyor. Geçen hafta Japon basınında yer alan haberler Başbakan Shinzo Abe'nin kısa sürede erken seçim ilan edeceği yönündeydi. Bu haberler kısa sürede gerçekleşecekmiş gibi görünüyor, özellikle bu resesyon gelişmesinin ardından. Son olarak da İstanbul'dan bir haberle son haberleri bitirelim. Dün gece E5 karayolunun Merter kesiminde metrobüs yolunda meydana gelen kazada bir servis aracıyla metrobüs çarpıştı. Olayda minibüsün şoförü hayatını kaybetti. Metrobüs sürücüsü ağır yaralı, ayrıca 12 kişinin de hafif yaralandığı yolunda bilgiler var. Ve birazdan gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Evet, Amerikan yönetiminin Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı alacağı tedbirler giderek artıyor. Bununla ilgili olarak Amerika Genelkurmay Başkanı'nı Martin Dempsey'nin hafta sonunda Irak'a yaptığı ziyaret vardı. Dempsey önce Bağdat'a, ardından da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'e geçti. Dempsey burada yaptığı açıklamalarda IŞİD'in ilerleyiş sürecinin artık durduğuna dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, IŞİD ilerleyişini durdurmak için yürütülen çalışmalar çerçevesinde Irak'ı ziyaret etti. Dempsey, Bağdat'taki temasların ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'e gitti. Amerikan Genelkurmay Başkanı burada Bölgesel Yönetimin Başkanı Mesut Barzani ve hükümet üyeleriyle bir araya geldi. Dempsey, temasları sırasında yaptığı açıklamada Irak'taki durumun IŞİD'in aleyhine dönmeye başladığını söyledi. Dempsey buna rağmen IŞİD'in tamamen ortadan kaldırılmasının yıllar alabileceğine de işaret etti. Amerikan yönetimi Irak'taki asker sayısını 3000'in üzerine çıkarırken, Senato'da IŞİD'e yönelik operasyonlar için yeni bütçe ayrılması üzerindeki müzakereler de sürüyor. Evet, konuğumuz Galatasaray Üniversitesi'nden öğretim görevlisi doçent doktor Ali Faik Demir. Hoş geldiniz Sayın Demir. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, birazdan IŞİD konusuna gireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Biden'ın İstanbul'da Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşmeyi de ele alacağız ama önce Başbakan Davutoğlu'nun yeni biten Avustralya'daki temaslarına değinelim. G20 zirvesinde Türkiye dönem başkanlığını devraldı. 1 Aralık'tan itibaren G20'nin dönem başkanı. Burada tabii Türkiye'nin kendine has bir gündemi de var. Bu gündem özellikle Suriye ve Irak çevresinde yoğunlaşmış durumda. Milliyet gazetesine bakıyoruz. Başbakan Davutoğlu'nun bu konuyla ilgili çarpıcı bir tespiti var. G20 zirvesi sırasında manşette de belirtiliyor. Mülteciler Ebola kadar görüşülmedi. Başbakan Davutoğlu G20 zirvesinde Ebola ile mücadelenin ele alınmasının önemli olduğunu söyledi. Ama maalesef mülteci meselesi çok fazla ayrıntılarıyla görüşülemedi diyerek savaşlar nedeniyle yaşanan göç krizine değindi. Şimdi Türkiye'nin de bir gündemi var dedik, özellikle Suriye ile ilgili olarak, mülteci akını ile ilgili olarak giderek komşu ülkelere binen bir yük var. Türkiye bunu her fırsatta gündeme getiriyor ama G20 zirvesinde de Başbakan Davutoğlu kendisi de bu konuda sitem ediyor. Ebola konusu yine Suriyeli mültecilerin önüne geçmiş vaziyette. Tabii mülteci sorunu sadece Suriye ile sınırlı değil, Afrika'dan Avrupa'ya yönelik olarak da yoğun bir mülteci akını var. Dünya niçin bu mülteci meselesini beklenen ilgiyi göstermiyor? Türkiye'nin, Ürdün'ün, Lübnan'ın beklediği desteği vermiyor sizce?
Şimdi sorunuzun içinde de bu gerçekten gözüküyor ama şunu söylemek lazım. Ebola bile aslında çok da fazla yer almadı burada. Hani sonuçta G20'nin neden ortaya çıktığını, neye dönüştüğünü hatırlamak lazım. Sayın Davutoğlu'nun konuşmasında bile bakıldığında o G20'nin dokusuna uygun bir konuşma yaptığını görebiliyoruz. Davutoğlu'nun sistemi genel olarak G20'de bunun yer almaması, hatta Ebola diye daha çok Putin damgasını vurdu, Ukrayna damgasını vurdu. Yani Putin'in erken gidecek olması, savaş gemisiyle gelmiş olması, yani bakıldığında G20 başka bir gündemdi. Türkiye'nin gündemiyle G20'nin gündemi çok örtüşmedi. Ama Türkiye'nin dönem başkanlığı yapacak olması, işte Antalya'da 2015'te bu zirvenin toplanacak olması, Türkiye'nin istediği bir anlamda konuk ülkeleri davet edebiliyor olması, ki bu ev sahibi ülkenin bazı avantajlarını da beraber getiriyor. Ben 2015'te bu konunun çok daha gündemde olacağı bir durum aklıma getiriyor. Aklıma sonra bu dinlerken haberleri şu geldi. Acaba Antalya yerine Urfa'da da herhangi bir sınırda, aslında Gaziantep'te olsa çok daha yerinde olmaz mıydı? Yani sıkıntıya çok daha yakın olunabilecek bir yerde. O uzun sınırın çok daha iyi gözükebileceği bir yerde. Tabii bunun güvenlik boyutları var. Kuşkusuz o kadar kolay değil ama gündeme gelmedi. Ama bence başka şekillerde G20'de daha fazlası beklenmemeliydi. Ama siz sorunuza şunu vurguladınız. Bence mülteci konusu sadece Suriye ve Irak'la sınırlı değil. Dünyanın her yerinde var. Ki Sayın Davutoğlu söyledi. Yani sonuçta bir 10 milyonluk kişiden bahsediyoruz. Bunun Suriye içinde 5 milyonu var. 4,5 milyonu Suriye dışına gitti. Ve bunun G20'yi ilgilendiren çok ciddi bir mali boyutu var. Yani Ebola'nın çok insani boyutu olduğu kadar mültecilerin çok büyük insani boyutu, ayrıca çok büyük mali boyutları var. Bunlar çok ciddi ekonomik ve mali krizlere tetikleyebilir ve neden olabilir açıkçası. Evet. O zaman şimdi bir de Türkiye'yi bu hafta yakından ilgilendirecek bir başka konuya geçelim. Hafta sonuna doğru bu konudaki tansiyon da başkentte ve İstanbul'da da artacak gibi görünüyor. Huber'de Şam Şurası demiş Akşam Gazetesi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısından politika değişikliği sonrası kritik ziyaret. Washington'un Suriye politikasını Esad gitmeli çizgisine çekmesi sonrası Huber Köşkü'nde önemli görüşme. Erdoğan hafta sonu Biden'ı kabul edecek, Şam yönetiminin mutlaka sonlanması konusu görüşülecek. Türkiye'nin, bu haberde ayrıca Akşam Gazetesi'nin haberinde, uçuşa yasak bölge konusunda Türkiye'nin ısrarını Biden'ın ziyareti sırasında da gündeme getireceği özellikle vurgulanıyor. Şimdi Biden'ın ziyaretinden ne kadar beklenti olmalı? Çok bir şey ummamak lazım. Yani tabii ki önemli. Amerika'nın ikinci adamı eğer geliyorsa, başkan yardımcısı anlamında biri geliyorsa, bu çok sıradan bir ziyaret değil. Önce bunu görelim. Ama Biden bu sorunun çözümü için özellikle cumhuriyetçilerin de bir anlamda senatoda da güçlenmesinin ardından, yani dış politikada eli sıkışmış bir Obama var. İran'la ilgili sıkışmış bir Obama var. İsrail'le ilgili sıkışmış bir Obama var. Bunu hatırlamak lazım ve bu aşamada Türkiye'nin desteği çok hayati aslında bu sorunların çözümünde. Ben Davutoğlu'nun şu sözünü hatırlatmak istiyorum. Eğer ortak bir strateji belirlenebilirse elimizi taşın altına sokarız dedi. Evet, bu eli taşın altına sokma hangi boyutta olacak? Yani Batı, Amerika Birleşik Devletleri ve kurduğu koalisyon Türkiye'den ne bekliyor sizce? Bence bu tamamen aslında tampon bölge demeyelim, uçuş yasak bölge ya da güvenli bölge. Ki güvenli bölge çok daha doğru bir terminoloji olacak. Çünkü Türkiye açısından önemli, bu güvenli bölgenin olması göç dalgasını engelleyecek ve o insanları koruyacak bir şey. Çünkü tampon bölgede başka anlamlar yükleniyor. O devletin egemenliğiyle ilgili başka sorunlar ortaya çıkabiliyor. O nedenle güvenli bölgenin, güvenli bölgelerin belki de daha doğru bir ifadeyle aslında Türkiye'nin desteğini arttırabileceği ya da taleplerini azaltabileceği görüşü bence ortada. Yani burada başka verebilecekleri bir şey yok. Türkiye asker gönderin, bu konuda çekincelerim var. Ben Türkiye'nin buraya asker göndereceğini düşünmüyorum ama güvenli bölge olduğu zaman, güvenli bölgeye Türkiye'nin uluslararası güçle, BM'den çıkacak bir kararla bir destek verebileceğini düşünüyorum. Bir de tabii Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Biden, Amerikan yönetiminde Irak dosyasını elinde tutan isim olarak biliniyor. Dolayısıyla sadece Suriye değil, büyük ihtimalle Irak'taki, özellikle Irak-Kürt bölgesel yönetimi, Bağdat ilişkileri, Bağdat'ta yeni kurulan hükümetin Türkiye dahil olmak üzere bölge ülkeleriyle ilişkileri de herhalde yine Biden'ın İstanbul'daki görüşmesinde gündeme gelecek konular arasında belki olacak. Belki biraz sonra IŞİD'de de konuşuruz ama Amerika'nın Orta Doğu, Irak, Suriye politikası dediğimiz zaman, hatta IŞİD politikası dediğimiz zaman aslında Irak politikası var. Suriye, Irak'ı etkilediği oranda
Biden'ın buna evvelden hatırlayalım. Obama'nın bir Suriye politikamız yok dediğini hatırlıyoruz. Yani bir anlamda Suriye'deki hatta sorun... Hatta Irak'tan askerleri çekerek evet. neredeyse kendi gözlerinde bitirmişlerdi mesela. Ama tabii ki petrol ve başka olaylar Erbil'e yönelmesi, IŞİD'in Erbil'e yönelmesi. Dolayı aslında buna girmiş. O yüzden ben bu aşamada da yine sonuçta Biden'ın bir anlamdaki biraz önce haberinize de vardı sonuçta. Amerika için Erbil, Bağdat, o hat son derece önemli. Esad o kadar önemli değil. Hatta Suriye önemli değil. Belki İsrail'in mağduriyeti oranında Amerika Suriye ile ilgilenmek durumunda kalıyor. O nedenle de şu anda IŞİD sadece Suriye'de kalsa, Irak'ta hiçbir IŞİD faaliyeti olmasa acaba aynı oranda Amerika etkin bir politika izler mi? O konu tartışmalı. Yani o konuyu evet herkes gündeme getiriyor. Özellikle IŞİD'in Erbil'e evet. yönelmesi ya da Kobani'ye yönelmesi. Evet. Bu anlamda Amerikan politikasındaki dramatik dönüşümün başlangıcı oldu. Yani Kobani anlamında orada Kürtler ya da Aynel Arap daha doğrusu o bölgeli adıyla yönelmesinde Kürtlere destek değil de Irak konusundaki konuyla alakalı olmasından dolayı böyle bir şey yapıldı. Yoksa orada Kürt var, Arap var diye bir derdi yok Amerika'nın. Kendi çıkarları diye bir derdi var. O nedenle etnisiteye bağlayamayız ya da kimi zaman Sünni Şii aksından bahsediliyor. Amerika'nın Sünni ya da Şii aksı olamaz. Sadece İran'ı dengelemek diye düşünülebilir. Esad'a karşı güç denebilir. Enerji yolları enerji olarak. Yolları ki biraz önce aslında G20'de belki atladık onu söylemeyi ama Davutoğlu'nun da vurguladığı şey enerji konusuydu. Yani enerji yolları bugün hatta dünyanın... Hatta bu konuda G20 bakanlarını evet. bir araya getirecek bir toplantı organize edecek Türkiye. Ve Türkiye'nin bir artısı olacak. Bence muhtemelen Türkiye bir hub ülke olması, enerji açısından önemli olmasını ve dünyanın enerji ihtiyacının gittikçe artması düşünüldüğünde, çevresel faktörlerde dikkate alındığında Türkiye'nin belki de en çok orada kendi açısından da önemli olarak vurguladığı şey enerji konusuydu. Tabii enerji IŞİD'i de Suriye ve Irak'ı da etkileyen konu. Etkileyen konu. Şimdi yine Akşam Gazetesi'nde Biden'ın ziyaretiyle ilgili olan haberin altında da yine bizim önümüzdeki günlerde ele alacağımız bir başka mesele var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 200 iş adamıyla Afrika'ya yapacağı ziyaret. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi için 200 kişilik iş adamı ordusuyla birlikte Afrika'ya çıkarma yapacak demiş akşam haberinde. 19-21 Kasım günlerini kapsayan gezi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki durağı olacak, biri Cezayir, diğeri de Ekvator Ginesi. Şimdi Sayın Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan 19'unda çarşamba günü Cezayir'e gidiyor. Cezayir'de yakın bir zamanda devlet başkanlığı seçimi yapıldı. Evet. Bu teflika bir kez daha seçildi. Oldukça muhalefetin eleştirilerine neden olan bir seçimdi. Belli bir yaşı geçmiş, sağlık sorunları yaşayan bir ismin yeniden seçilmesi ve hafta sonu da yine Fransa'dan bazı son dakika haberleri geldi bu konuyla ilgili olarak. Abdülaziz Bouteflika'nın Grenoble'da bir hastaneye kaldırıldığı, uzun süre Cezayir yönetimi bu konuda bir açıklama yapmamayı tercih etti. Cezayir'e bu ziyaret öncesinde Cezayir'deki siyasi durum nasıl? Siz yakından takip ediyorsunuzdur. Ya tabii Cezayir'de bir problem vardı. Hani Bouteflika'ya karşı muhalefet de vardı. Kazanması farklı şekillerde değerlendirildi. Ancak daha Bouteflika'nın sağlık durumuyla ilgili net bir şey ortaya çıkmadan Cezayir'de bir karışıklık da görüyoruz. Sonuçta ciddi anlamda Bouteflika sonrası tartışılıyor. Yani Bouteflika yanlıları da karşıtları da bundan sonra ne olacağını, nasıl bir yapıya gidileceğini. Çünkü bir anlamda bu medyen ekolü gibi gelen Bouteflika aslında Cezayir'in klasik en baştan gelen ekibinde bulunan bir kişi. O nedenle de o sürecin bir devamı gibi. Artısıyla da eksisiyle. Ama bundan sonra acaba Bouteflika ve o ilk kurucu felsefe mi devam edecek? Farklı bir yapılanma mı gelecek? İktidar nasıl paylaşılacak? Yani Cezayir'de ciddi anlamda problemler var. Tabii bu anlamda Erdoğan'ın ziyareti sırasında ne kadar bunlar ele alınabilecek, nasıl bir ortam olacak, görüşme yapılabilecek mi ya da o ziyaret acaba olur mu olmaz mı bile düşünüyoruz. Olacak şu anda herhangi bir iptal yok ama bunları düşünmek gerekiyor. Arap Baharı sırasında da en çok gündeme gelen sorulardan biriydi mesela. Evet. Tunus'ta Arap Baharı'nın çıkış noktası Tunus, hemen Cezayir'in komşu ülkesi ve benzer tarihi süreçler, özellikle sömürgeciliğe karşı verilen mücadele. Ama orada dokunmadı bile Cezayir'e. Evet, Cezayir'e nasıl dokunmadı mesela, o konu uzun uzun tartışılmıştı. Tabii şunu da hatırlamak lazım. Cezayir onlardan önce krizler yaşadı. Tabii yani Cezayir İslam anlamında ya Arap Baharı daha lafı yokken bu iç problemleri yaşadı ve bir kendince çözüm buldu. O yüzden de bu konu oraya yansımaması, Fas'ın çok başka bir dokusu vardı. O yüzden Cezayir'e yansımamasının yaşanmışlıklardan kaynaklanan başka birçok dinamiği de var tabii. Evet. Şimdi Suriye ve Irak'taki IŞİD tehdidine geçeceğiz ama öncesinde Pakistan'dan bir haberle devam edelim.
Pakistan'da Haziran ayından bu yana Kuzey Veziristan Aşiretler bölgesinde Pakistan ordusunun Pakistan Taliban'ına yönelik büyük bir operasyonu vardı ve ordu uzun bir aradan sonra ilk defa basın mensuplarını Kuzey Veziristan bölgesine soktu ve operasyonun bugüne kadar 6 aylık bilançosu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pakistan ordusu Haziran ayında Kuzey Veziristan bölgesinde Taliban'a karşı başlattığı operasyonun sonuçlarını basınla paylaştı. Basın mensuplarına bölgeyi açan yetkililer Taliban'ın karşı saldırı gücünün büyük ölçüde kırıldığını açıkladılar. General Zafarullah Han 6 aylık sürede 1200 Taliban militanının öldürüldüğünü kaydetti. Operasyonlarda 230 militan yakalanırken 132 ton patlayıcının da ele geçirildiği belirtildi. Pakistan ordusu operasyon öncesinde Kuzey Veziristan'dan tahliye edilen 1 milyon sivilin dönüşüne bir süre daha izin verilmeyeceğini duyurdu. Evet, şimdi de Vatan Gazetesi'ne bakıyoruz. Gündem maddeleri arasında da saydık, son haberler arasında da Amerika Birleşik Devletleri'nden bir yardım görevlisi 2013 yılında IŞİD'in eline düşmüştü. Peter Kasik, sonra aldığı isimle Müslüman olduktan sonra aldığı isimle Abdurrahman Kasik, IŞİD tarafından infaz edildi. IŞİD'in sosyal medyada paylaştığı son görüntülerde sadece 26 yaşındaki Amerikan vatandaşının değil, aynı zamanda Esad'ın ordusuna bağlı bir grup askerin infaz görüntüleri de yer alıyor. Şimdi Sayın Demir, IŞİD'in yarattığı tehdit, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminden de bir yetkilinin hafta sonu açıklaması vardı. IŞİD'in 200 bin savaşçıya evet. sahip olduğu yönünde. Amerika Birleşik Devletleri'ni yakından takip eden analistlerin söylediği, yaptığı bir takım yorumlar var. IŞİD meselesi bölgede 10 yıl daha devam edebilir. Yani bu örgüt Sünni aşiretlerden yardım aldığı biliniyor. Maliki yönetiminden rahatsızlık duyan. Ancak bu kadar uzun vadeli bir süre daha bölgeyi tehdit etmeye devam edebilir mi sizce? Nasıl görüyorsunuz? Ben edeceğini söylüyorum. Hakikaten Irak ve Suriye için bir Lübnan anlaşmadan bahsetmek lazım. Sonuçta bu bölge için Lübnan'ın kaotik ortamı nasıl yıllardır hep bir çatışma ve gerginlik ortamı varsa ne yazık ki Türkiye'nin komşusu olan Suriye ve Irak'ta bir günde iki günde bu sorunun çözüleceğini düşünmek ya da kökünün kurutulacağını düşünmek çok iyimser bir düşünce olacaktır. Bir de IŞİD'le bu arada El-Kaide'nin anlaştığını hatırlayalım. Yani IŞİD'le El-Kaide arasında büyük problemler varken bugün bakıyoruz IŞİD ve El-Kaide arasında bir uzlaşma zemini olmuş. Hatta IŞİD'in işte Libya'da, Mısır'da, kendisine Tunus'ta, biat eden örgütler evet ortaya var. Çıkmaya bugün başladı. Bakıyorsunuz dünyanın çok farklı yerlerinde kimi tamamen tanıyarak, kimi ilişki kurarak bunların tanımlarını görmemiz çok mümkün. Ve bunu batılı kuruluşlar yani ciddi basın kuruluşları bu bilgiyi veriyor. Yani IŞİD sadece Suriye ve Irak'taki bir avuç insan değil. Yani bunu böyle göremeyiz. Tüm dışarıda bulunan, kendini radikal diye kendini farklı şekilde tanımlayan örgütlerin de IŞİD'le bağlantı ve o şapkayı takıyor olmasını ciddiye almak gerekiyor. Dünyanın farklı yerlerinde farklı terör eylemlerine sebebiyet verebilir bu. O nedenle bunu sadece Irak ve Suriye'li 200 bin kişi, o 200 bin kişi orada olmayabilir. Dünyanın farklı yerlerinden gelenler var. Bu büyüye kapılarak ya da bu şekilde ama şunu da hatırlayalım. Kendine biat etmeyen, kendilerine uymayan Müslüman imamları bile öldürebiliyorlar. Yani bu Amerikalıyı öldürmesi Müslüman olmasına rağmen çok şaşırtıcı değil. O görüşe, o ideolojiye hizmet etmiyorlarsa onların öldürülmesi o görüşe göre caiz ya da uygun diye tanımlanıyor. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin yalnızca hava saldırıları yoluyla bu örgütü durdurması mümkün olabilecek mi? Şimdi Amerikan Senatosu'nda yeni bir ödenek talebi var. Hı hı. Obama'nın da cumhuriyetçilerle aynı zamanda ilk sınavı olacak evet. bu. Yeniden para istiyorlar operasyonlara devam etmek için. Koalisyonda Avustralya, Kanada gibi batılı ülkelerin yanı sıra Arap ülkeleri de var. Hatta bir Birleşik Arap Ordusu'nun kurulmasından bile bahsediliyor. IŞİD'e karşı mücadele verecek. Hatta bunların Libya'ya götürülmesi, hı hı. Libya'da bu IŞİD'le bağlantılı gruplarla savaşılması, yani giderek daha cephenin sizin de yayılması. Söylediğiniz gibi Irak ve Suriye ile sınırlı düşünmemek lazım belki de bunu. Şimdi bence bu çok daha büyük bir hata olur. Şu aşamada hani dendi ya Amerika'nın stratejisi değişiyor mu diye. Eğer Esad da gitsin, Libya'da da bu mücadeleyi yapalım dendiği zaman konu iyicene yayılmış olacak ve çözüm daha da zorlaşır hale gelecek. Çünkü çıkış noktası eğer Irak ve Suriye ise, hani burada en başta Ayn el-Arab ya da Kobani'ye bakıyorsak daha burada kaç aydır sorunu çözemiyorsa güçler, bombalamayla ya da şu ya da bu yöntemle
aslında acziyet ortaya çıkmış oluyor. O nedenle öncelikle buraya odaklanmak gerekiyor. Irak'la, Irak'taki Kürtlerle Suriye'deki Kürtler, hatta Suriye'deki Kürtlerin kendi aralarında uzlaşmaları ve beraber mücadeleleri. Düşünün, Kobani'ye gidecek 150-200 kişilik askerler bile sorun oldu. Oraya gelebilir mi, buraya gelebilir mi, oradan mı girsin? Yani düşünün ki 100-200 kişilik askerin gelmesinin Kobani'de doku değiştireceği düşünülmesi IŞİD'in elini çok kolaylaştırıyor. O yüzden bugün IŞİD Kobani düşmüş olsa, IŞİD oradan tamamen uzaklaştırılmış olsa sorun çözülmeyecek ya da IŞİD Kobani'yi alsa, büyük bir acı olsa bile IŞİD bir şey kazanmış olmayacak. O nedenle bunu çok da Irak-Suriye paydasında birleşik kapılar gibi düşünmek lazım. Ve burada Irak ve Suriyelilerin IŞİD'in yaşayamayacağı bir alan oluşturması lazım. Aksi halde Amerikan bombalarıyla ya da müttefiklerin bombalarıyla, hatta Arapların bombalarıyla bir sonuç almak mümkün değil. Peki birleşik kaplar gibi düşünmek lazım derken bu konuya Rusya ve İran'ın da bu durumda dahil edilmesi gerekiyor. Evet. Amerika Birleşik Devletleri özellikle Ukrayna meselesi nedeniyle zaten Rusya'ya cephe almış vaziyette. Rusya'yı bölgeden uzak tutmaya çalışıyorlar. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında kamuoyuna pek de yansımayan mektup diplomasisi var. Ama özellikle İran Kudüs güçlerinin komutanı General Kasimi'nin Irak Kürt bölgesel yönetimi topraklarında olduğu, Irak'taki bazı operasyonları bizzat yönettiği biliniyor. Dolayısıyla Rusya ve İran'da olmadan herhalde bir çözüm mümkün görünmüyor şimdi bu denklemde. Tam da bunu söyleyeceğiz. Eğer Suriye sorununu Esad'la çözeceğiz dersek IŞİD'i de çözemeyiz. Yani sonuçta şöyle bir gerçek var. İran, Rusya ve arkada Çin eğer Esad'ı destekliyorsa IŞİD'i çözemiyoruz, Suriye'yi Esad'ı çözelim dediğimiz zaman bu iyice sürüncemeye bırakılır. O zaman Suriye'nin geleceği konusunu askıya alıp IŞİD'in çözülmesi için İran, ki Amerika mektubu bunu söylüyordu, IŞİD'e karşı beraber mücadele edelim. Tabii şöyle bir tuhaflık ortaya çıkıyor. Amerika'nın ve Batı'nın Sünnileri radikal görüp Şiilerle uzlaşmasından bahsediyoruz. Aslında çok tehlikeli bir şey hale dönüşüyor. 1979'daki kompozisyondan bambaşka çok bir yere savrulmuş oluyor. Yani bu şekilde. Evvelden Şiilerin radikal ve mücadelecisi derken bugün Sünni radikal örgütlere karşı Şiilerle bir uzlaşma zemini mi aranır hale geliyor. Nusari olan Esad ya da Şii olan İran ya da Hizbullah farklı gruplarla. O yüzden ben bu dokuda Amerika'nın IŞİD'i çözmek için İran'a yakınlaşması ve dolayısıyla Rusya'ya biraz daha yumuşaması karşılığında Esad gündemde kalamayacağı fikrindeyim. Yoksa Esad'ı gündemde aynı oranda tutarak IŞİD'le mücadelede Amerika'nın ve tüm dünyanın eli düşmüş olacak. O nedenle İran'sız, Rusya'sız ve Çin'siz Suriye sorunu çözülemez. Irak'tan Suriye beraber düşünülüyorsa bu konu çok zor ki bir de İran'ın Irak'taki konumunu hesaba katmak lazım. Yani bugün yeni hükümetin Maliki'den sonra İran'la uzak bir ilişkisi yok. Kimse bunu karıştırmasın. Yani o Maliki ile problemler vardı ama aynı oranda İran'la son derece iyi bir Irak yönetimi var. Bu tabloya baktığımız zaman da Esad mutlaka gitmeli dersek IŞİD mutlaka kalmalı demiş oluyoruz. Ya da IŞİD kalmak durumunda gözükür bir anlamda. Yani oradaki denklemi çözmekte bir şey müzakereleri daha... Evet, yani Esad sorununu bir şekilde dondurup konuşmayıp, evet Esad'ın olması IŞİD'i güçlendiriyor olsa da Esad'ı çözeceğiz dediğimizde Rusya ve İran'ın çok daha radikal tavrıyla IŞİD'e karşı mücadele çok daha zor bir hale gelecek. Bunu da hatırlamak gerekiyor. Evet, tabii ortada bir de Ukrayna meselesi evet. Var bu şeyde. Ukrayna'da doğusunda meseleler çözülmüş değil. Bu Putin'in G20 zirvesinden, erken dönüşünden biraz önce bahsettiniz siz de. Putin'in geri dönüşüyle beraber, G20 zirvesinden bu erken dönüşüyle beraber özellikle geçen haftalarda Rus uçaklarının, ağır bombardıman uçaklarının Meksika Körfezi'ne karşı kadar uzanan bir hatta devriye görevi yapacağının açıklanması, Putin'in Avustralya kıyılarına 5 savaş gemisiyle gelmesi, Amerika Birleşik Devletleri, daha doğrusu NATO-Rusya ilişkilerinde bir tırmanma beklemek mümkün mü? Özellikle Ukrayna bağlamında. Şimdi tabii bunun ekonomik anlamda... boyutu var aslında evet, olayına. Yani ekonomi boyutuna çok bakmak lazım. Çünkü 80 dolara inen petrol fiyatları özellikle İran'la Rusya'yı ciddi şekilde sıkıştırmış vaziyette. Tabii İran'la Rusya sıkışıyor, acaba bundan Amerika'da petrol şirketleri çok memnun mu? Onu da düşünmek gerekiyor. Ya da bunun şu aşamada gözükmesi onları kısa vadede çok zarara sokacak ama nereye doğru gidecek bakalım? Suudi Arabistan üretimi ne kadar
bunu dengeleyecek kadar fazla devam edebilir. Sonuçta bir ihtiyaç var ve bir talep var. O arz onu karşılamadığı sürece mutlaka başka arayışlar dönecek. Bir aşamada evet Rusya ve İran bundan mağdur oluyor. Bunu kimse engelleyemez ama İran buna alışık. Yıllardır İran zaten yaptırımlara uğramış bir ülke. Rusya da bir anlamda Putin bununla mücadele edecek ama dünya ekonomisi açısından da zarar veren bir süreçten bahsediyoruz. Bu yaptırımlardan Avrupa Birliği içinde de mutlu olmayan ülkeler var ve zarar gören ülkeler var. Türkiye de bunlardan biri. Yani Rusya'dan gelen turist sayısı da tutun da ticarete kadar, Türkiye'nin ihracatına kadar çok büyük bir etkilenmeden bahsediyoruz. Ha bazı Türkiye'de konuşanlar var, ekonomik problem olursa Rusya daha çok iç yapılara dönecektir. Yani kendi altyapılarını güçlendirecektir. Türkiye bundan istifade edebilir diye düşünenler de var ama ticaret ve turizm gibi birçok kalemlerde Türkiye de mağdur olacaktır. O anlamda bu yaptırımlar ne kadar sürecek? Rusya Ukrayna'nın doğusunda daha ne kadar tavrını sürdürecek eşanlı olarak? Hem Suriye'de hem Ukrayna'da bir güç gösterisi mi? Putin'in bence bir şekilde bundan çok da mutlu olduğunu düşünmüyoruz ama geri adım atma yöntemlerini çok net bulamamış ki G20'de aslında Putin çok zor duruma düştü. Özellikle yani, Kanada Başbakanı'nın sergilediği bir tavır var G20 zirvesi sırasında. Elini sıkacağım ama hani. Evet, size söyleyecek tek bir sözüm var, evet. Ukrayna'dan çıkın diyor. Yani dışlanmış kimse, Fransa bile bu anlamda görüşmesine, yani Putin yalnızlaştığının resmidir. O kadar güçlü bir ülkenin G20'de düştüğü konum Putin için asla düşünülmesi gereken. Tüm bu çıkarlara rağmen G20'de gördüğüm muameleden Rusya'nın bir değerlendirme yapması gerekiyor. Şangay altılısı bu anlamda bir alternatif olamaz. Olamaz, hiçbir şekilde olamaz. Yani Çin bile bu anlamda farklı düşünebilir. Yani bazı noktalarda Çin'le bile Rusya'nın terse düşme imkanını hatırlamak lazım. Evet, Çin Halk Cumhuriyeti 1970'lerden beri keza yani gerektiği durumlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında yer alıp o dönemde de Sovyetlere karşı ortak bir politika izlemekten kaçınmamıştı. Sera gazı ile ilgili anlaşması Çin ve Amerika son derece önemli bir anlaşma imzaladı. Yani o nedenle Çin'in Rusya'yı desteklemesini çok abartmamak lazım. Çin stratejik bir ülke, farklı yaklaşımlara girer. Zaten Şangay'a baktığımız zaman Rusya ve Çin ortak gözükebiliyor ama aynı coğrafyada iki devin uzun vadede hep ittifak içinde olması çok zor. Evet. Hatta o sera gazı konusunda varılan anlaşma, Çin'le Amerika Birleşik Devletleri'nin vardığı anlaşmanın özellikle Çin'in bölgedeki bir başka rakibini ciddi şekilde rahatsız edeceğine evet. işaret ediliyor. O da Hindistan. Evet, yani bu ondan çok rahatsız ki Hindistan'da alt kıtanın önemli bir ülkesi. Hem nüfus hem ekonomi anlamında. Ve de tabii ki kalkınmasında ileri derecede bir ülke olduğu için bir yandan yoksulluk da çok fazla. Bu özellikle sera gazı salımı konusunda yapılacak bir anlaşma Hindistan ekonomisinde ciddi şekilde rahatsız edecek standartları beraberinde getirebilir. Bu çerçevede ilişkilerde çok yansımalar olacak mutlaka. O zaman sona doğru yaklaşıyoruz. Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri de isterseniz kısaca bir ele alalım. Güney Kıbrıs Rum kesimi Mısır ve Yunanistan arasında geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir Kahire deklarasyonu oldu. Özellikle Türkiye'nin yaptığı sismik araştırmalara yönelik olarak. Şimdi Yunanistan benzer bir toplantıyı yine Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail'i Atina'ya davet ederek yapmayı planlıyor. Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölgeler konusundaki bu mücadele, yarış, doğalgaz yataklarının paylaşımı konusundaki artan tansiyon beraberinde bir askeri gerginliği getirecek mi? Türk basınında çünkü öyle bir hava var. Bence hiçbir taraf bunu askeri bir probleme getirmez. Tabii ki burada araştırma ya da sismik arama gemileri geldiğinde yanlarında bir askeri koruma olabilir. Buradaki işte hava uçakların iddialışı dediğimiz bazı problemler olabilir. Ama bu savaş değil, sadece biraz gözdağı ya da bir yaptım mı yaptı politikaları olabilir. Ama daha ötesine gideceğini düşünmüyorum ama münhasır ekonomik bölge Kıbrıs konusu dediğimiz zaman çok Türk dış politikası anahtar konularından biri. Bu sadece bir Kıbrıs sorunu değil, bir Türkiye-Avrupa Birliği ilişkisi, bir Türkiye-Rusya ilişkisi, Güney bir Türkiye-İsrail ilişkisi, NATO ilişkisi aynı zamanda. NATO ilişkisi güven. Bakıldığında bu tabloda bir çözüm bulunması gerekiyor çünkü Türkiye'nin ilişkiler açısından da önemli. Tabii bu Kıbrıslar için, Rum tarafı için de önemli ama Avrupa Birliği de bu aşamada Rum tarafını çözüm istemez anlamda görüyor. Aslında orayı da itham ediyor ama Türkiye'yi de bir şekilde eleştirmeye çalışıyorlar. Yani Avrupa için de hassas, Avrupa Birliği de burada çok rahat değil. O nedenle çok kırılgan bir zeminde çok dikkatli adım atılması gerekiyor tüm taraflar
açısından bunu söylüyorum. 5-6 Aralık'ta Başbakan Davutoğlu'nun yapacağı bir Atina ziyareti var. Çok önemli. Yani müzakereler, Kıbrıs müzakereleri açısından belki de dönüm noktası olacak. Bundan sonraki müzakere sürecini belirleyecek nitelikte bir ziyaret olacak. Bunun hani işbirliği dönemi olması gerekirken ekonomik anlamda Yunanistan'ın açmazları dikkate alındığında, Türkiye ile çok daha olumlu ilişkiler olabilecekken, bunu sadece Kıbrıs münhasır ekonomik bölge ya da Rusya'ya, Yunanistan'a, işte Mısır'a ya da İsrail'e güvenerek bazı şeyler yapmasının çok doğru olmadığını düşünüyoruz. Ama şunu bu konuda hatırlatmak istiyorum. Son İslam Konferans Örgütü toplantısında da Kıbrıs'ın çok ciddi mağduriyeti yaşandı. Burada Mısır'dan dolayı, bazı konulardan dolayı Kıbrıs'a karşı tavır da alındı. Hatırlayalım bunu. Yani bunun Körfez ülkeleri de vardı. Mısır da vardı. Hatta bazı Afrika ülkeleri de bunun içerisine giriyordu Müslüman anlamında. Yani Kıbrıs konusu, Mısır paydası bizim müttefikimiz bazı Müslüman ülkelerde de fire verdirebilir. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi işin içinde Mısır var. Şu anda Türkiye-Mısır ilişkilerinin de hassasiyeti göz önüne alınırsa hepsi beraber düşünülmesi gereken bir konu. Hem Doğu Akdeniz'de hem de Karadeniz'de özellikle. Evet, bağlantı açısından. Evet, enerji hatlarında ciddi bir yarış var bu anlamda. Son olarak geçen hafta bir haber gelmişti. Onu değerlendirmenizi rica edeceğim Sayın Demir. Rusya Güney Akım Hattı'nın inşaatına başlamaya hazır olduğunu açıkladı. Özellikle maruz kaldığı bu ekonomik yaptırımlara rağmen Rus ekonomisi böyle bir yatırımı yapacak güçte mi Gazprom hala? Ve bunu yaparsa eğer Bulgaristan üzerinden tabii ki Avrupa'ya ulaşması bekleniyor. O başta da G20'nin enerji meselesini konuşurken söylemiştik. Türkiye bölgedeki bir enerji yolu olması açısından önem arz ediyor. Hem Kıbrıs çevresindeki gelişmeler hem Güney Akım'da yaşanan gelişmeler Türkiye'nin bu enerji kartını oynadığı enerji kartını zayıflatacak gelişmeler mi? Zayıflatmaz, hatta ben tam tersini düşünüyorum. Rusya Türkiye'nin enerji kartına destek de verecektir. Çünkü görüntüde Rusya olmadan Türkiye'nin bir katalizör olmasından yararlanarak, ki özellikle güneye satacağı enerjilerde de, yani Güney Akım'ı kastetmiyorum, Akdeniz üzerinden gidecek konularda da Türkiye önemli ve stratejik bir ülke. O yüzden Türkiye karşısına almayacaktır. Türkiye ile ortaklığı tercih edecektir. Türkiye açısından da Rusya ve İran'la bir anlamda ilişki, Rusya ve İran'ı da beraber bir aks kabul etmek lazım. Çok anlamlı. O yüzden ne Rusya ne İran Türkiye'yi o anlamda enerji kartında çok kaybetmek istemez. Tabii ki farklı alternatifler arıyor. Gazprom aslında bugün mevcut olan boru hatlarının çok kötü olduğunu hatırlamakta fayda var. Onları yenileyemezken yeni hat yapması başka bir konu tabii. Aslında Gazprom'un elindeki boru hatlarının yenilenmesi gerekiyor. Çünkü çok ciddi bir bakım sorunu da orada var. Ama bu başka bir konu, yapabilir mi? Yapabilir. En azından başlayabilir tabii boru hattına. Zaman içinde göreceğiz herhalde. Özellikle tabii Ukrayna'da sürekli yaşadığı krizler meselesi var. Avrupa'ya giden boru hatlarında Ukrayna ile yaşanan her türlü borç meselesi. Bakın o çözüldü ama enteresan şekilde Avrupa Rusya'ya Ukrayna'nın borcunu da ödedi. Yani hayati anlamda çıkar konusu söz konusu olduğunda, bakın bu gündemde değil. Yani Ukrayna'dan geçen boru hatları ve Rusya'nın Ukrayna'ya gaz vermesi konusunda problem yok. Rusya vermek istiyor. Ukrayna'nın borçları konusunda da Avrupa destek verdi. IMF'den sağlanan krediyle anında ödeme yapıldı. Ama mesela Rusya'nın Fransa'dan sipariş ettiği Mistral tipi savaş gemileriyle ilgili aynı şekilde bir çözüm söz konusu değil henüz. Fakat hani Hollanda ne cevap verecek bilmiyoruz. Onların da içeride birçok açmazları var. Acaba verir mi, vermez mi? Ona bir kılıf uydururlar mı? Onu da bilemiyoruz. Zaman içinde göreceğiz tabii. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına, Osmanlı İmparatorluğu'nun katılmasına vesile olan olaylardan biri İngiltere'nin Osmanlı'nın sipariş ettiği iki gemiye ödediği paraları vermemesiydi. Ve sonra bölgenin kaderini değiştirecek bir Alman takım. Alman gemileriyle hallolmuştu işler. Evet, bambaşka gelişmeler yaşandı. Dengeleri değiştirdi. Doğru. O zaman Sayın Demir, size teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Uluslararası gündemdeki gelişmeleri Galatasaray Üniversitesi'nden öğretim görevlisi doçent doktor Ali Faik Demir'le değerlendirdik. Şimdi uluslararası ekonomiyi yakından ilgilendiren bir konuya göz atalım. Şangay ve Hong Kong borsalarının birleşmesi, ortak bir hat üzerinden işlem yapmasına yönelik beklenti uzun süredir gündemdeydi. Bu konuyla ilgili spekülasyonlar vardı ve en sonunda bu gerçek oldu. Artık Şangay kenti, Şangay borsası uluslararası anlamda ciddi bir finans merkezi olarak gündeme gelecek bir pozisyonu yakalamış vaziyette. Şimdi bununla ilgili haberimizi ekranlarınıza getiriyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti bir süredir gündemde olan uluslararası piyasalarda rekabet gücünü artıracak adımı attı.
Hong Kong ve Şangay borsaları arasında bağlantıyı sağlayacak sistem Şangay'da düzenlenen törenle devreye girdi. Programın devreye girmesiyle beraber günlük bazda 3 milyar 800 milyon dolarlık sınır ötesi alım yapılması bekleniyor. Hong Kong borsasıyla sağlanan bağlantı Şangay'ı uluslararası finans merkezi haline getirme yönündeki en önemli adımlardan biri olarak gösteriliyor. Evet, uluslararası piyasaları belki de en yakından ilgilendiren bugünkü haber, Japonya'nın resesyona girmesinin ardından Şangay ve Hong Kong borsalarının birbirleriyle bağlantılarının sağlanmasıydı. Şimdi spor gündemindeki başlıklara bir göz atacağız. Evet, Euro 2006 elemelerinde dün akşam A Milli futbol takımımız ilk galibiyetini aldı. Kazakistan'ı Burak Yılmaz'ın 2 ve Serdar Aziz'in golleriyle 3-1 mağlup etti milli takım. Tabii bu maça goller olduğu kadar kaleci Volkan Demirel'in küfürlü tezahürat nedeniyle sahayı terk etmesi de damgasını vurdu. Kazakistan-Türkiye milli maçı yaşananlarla önümüzdeki günlerde de kendisinden uzun süre söz ettirecek gibi görünüyor. Milli takımın yer aldığı A grubunda Hollanda, Letonya'yı 6-0 mağlup etti, ikinci galibiyetini aldı. Gruptaki diğer karşılaşmada ise Çek Cumhuriyeti, İzlanda'yı 2-1 mağlup etti. Çek Cumhuriyeti 12 puanla grupta lider durumda bulunuyor. Çek futbolu özellikle son 3 senedir yeniden tırmanışa geçmiş vaziyette. Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftası da bugün oynanacak derbi karşılaşmasıyla tamamlanacak. Fenerbahçe Ülker Galatasaray Live Hospital'ı saat 20.30'da Ülker Sports Arena'da konuk edecek. Spor gündeminden başlıklar da böyle. Evet, 17 Kasım Pazartesi gününden son gelişmeleri ve gündem başlıklarını değerlendirdiğimiz yeni gündeminde sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Türkiye saatiyle 08.15'te TRT Türk'te yeni gündemde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın, güzel bir hafta dileriz.